Merhaba sevgili baylar ve bayanlar, motosiklet kullanıcıları, kullanmayanlar, yeni başlayan arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Daha önceden böyle bir sunuş, böyle bir giriş yapmamıştım. Şimdi KTM Duke 250 için Furkan Türks adında bir arkadaşın ekipman isteklerini tanıtacağım. Bu değişik bir giriş oldu, TRT girişi oldu bu. Şimdi birkaç tane kask çıkarttım. Özelliklerini ve fiyatlarını zaten açıklama kısmında yazıyorum, yorum kısmında yazıyorum. Yani bazı arkadaşlar hani söyleseydiniz diyor ama hani burada işte ekranın bir kenarında bunu yazınca hiç hoş görünmüyor, güzel olmuyor, videoyu bozuyor diye düşünüyorum. O yüzden de hani kenarına yazmıyorum. KTM Duke 250 için özellikle hani çıkarttığım kasklardan bir tanesi Shark Scribble 2. Shoei'nin GT-R'i, bunu ilk başlarda öneriyorum. Sonra Shark Scribble 2'yi öneriyorum. Ve Kaberk'in Drift modelini öneriyorum. Kaberk Drift'te, pardon, Kaberk Duke'te alınabilir. Ama Kaberk Duke'ün özelliğini söyleyeyim, çeneden açılır bir kask. Ve hani mikrometrik bağlantısı var ama çeneden açılan kasklar için daha az güvenilir kaslar kategorisine koyduğumu siz de biliyorsunuz. Onu son öneriyorum. Bir de LS2 FF320'yi öneriyorum. Renginden ve özelliklerinden dolayı. Hepsinin farklı farklı fiyatı var. Açıklamalarını ve detaylarını zaten yazacağım. Birçoğunun da detayını zaten siz biliyorsunuzdur. Üstündeki Venom'un bir montu. Bu Venom montu eğer hani hoşuna gitmezse daha farklı, eğer yazlık istiyorsan daha farklı bir mont sunacağım. Bu Venom'un bir montu, özellikle hani CE10'aylı korumaları var, sırtında ince bir, hafif yumuşak bir korumayla geliyor ve 4 mevsimlik bir mont olduğu için bunu sunuyorum. 4 mevsimlik mont, içindeki astarlar çıkartılınca yaza da uygun olduğu için sunuyorum. Hani eğer 4 mevsim bir mont istemiyorsan, ben yazlık bir mont istiyorum dersen, ona göre de bir tane seçeneğim var. O da Magna'nın Sunrise'ı. Magna Sunrise güzel bir mont ve şöyle diyebilirim. Siyah bir mont, işte biraz daha neden böyle yeşilimsi tarzda görünüyor ama işte neden üstüne giyince bol bol hava alabilen, işte korumaları olan ve işte ne diyeyim, önünde her mont bir tane fermuarı olan, delikli ve sadece yazlık olduğunu söyleyebileceğim bir mont. Magna Sunrise, arkasında bir tane yumuşak korumayla geliyor. Yine omuz korumaları var ve dirsek korumaları var. Bu korumaların hepsini istersen değiştirebilirsin. Level 1, Level 2 korumalardan, sırtlığında Level 1 korumalardan alabilirsin istiyorsan. Bu mont böyle. Kaskları zaten hani tek tek tanıtmıyorum. Özellikle hani şunu söyleyeyim. Bu ışıklı bir kask. Skivol 2 kaskları zaten biliyorsunuzdur. Kademeli bakış açısı var. Önünde, üstünde havalandırma kanalları var. Arkada da hava çıkış kanalı var. Güzel bir spoiler yapmışlar. Benim sevdiğim kasklardan bir tanesi. Sarsılmayı engellemek için de şu tarz yanında plastik çıkıntıları ve girintileri var. Hava alabilen bir kask. Sessizliği orta düzey bir kask, hani ne çok sessiz ne çok sesli, tam orta düzey kasklardan bir tanesi. Mikrometrik bir bağlantıya sahip, boyuna iyi oturabilen bir kask. Şu GT-R'in zaten özelliklerini biliyorsunuz. Yine kademeli bakış açısı var. Oldukça kalın bir vizöre sahip, cama sahip. Ön tarafında çok iyi hava alabilen kanalları var. O sayede buhar yapmayacak şekilde ön camı şekillendirilmiş o hava kanalları. Ve ön tarafında, üst tarafında hava giriş kanalları, arka tarafında da hava çıkış kanalı var. Bunların hani özelliklerini zaten detaylarını yazacağım. Mesela bu 1415 gramlık bir kask. Bunun gramajını söyleyeyim. Bunun gramajı da galiba 1500 gramlık bir kasktı. Çünkü arkasında veya herhangi bir yerinde yazmıyor. Detaylarını yazacağım zaten. Kaberk Duke'e gelince, Kaberk Duke'de güzel bir kask. Kaberk Duke'de 1550 gramlık ağır kasklardan bir tanesi. Çene açılır kasklardan olduğu için biraz daha diğerlerinden ağır. FF320 nasıl peki? FF320 LS2000 bir modeliydi. Gerçekten hani boyuna iyi oturduğu için bu kaskı seviyorum. O yüzden de hani bunu tanıtıma koydum. Bunun da yine kademeli açılır bir tane camı var. Bir vizöre sahip. Ön tarafında havalandırma giriş kanalları var. Ön tarafında elle idare edilebilir hava giriş kanalı var.
Üst tarafında hava giriş kanalları var. Yine elle idare edilebiliyor onlar. Yine arka hava çıkış kanalı şuradan. Bunun da ağırlığı yine 1550 gram ağır denebilecek kaslardan bir tanesi. Şimdi buna uygun hani KTM Duke 250 için iki tane daha mont seçeneği var. Onlardan bir tanesi hani fiyatları farklı farklı olduğu için paylaşıyorum bunları. Belki hani sen renklerinden dolayı ve şeylerinden dolayı, özelliklerinden dolayı kendi tercihini yapabilirsin istediğin gibi. Venom'un bir montu bu da. Bu da Venom'un şöyle diyeyim 3 mevsim kullanabileceğim bir mont aslında. Hava geçirgen bir yapısı var. O yüzden 3 mevsim aşırı kış şartlarına çok fazla dayanmayacaktır. Bir de yağmur yediğinde biraz ağırlaşabilir. Onları da detaylarıyla vereyim. Arka tarafında sırt koruması var, körük mekanizmaları var. Eğilip kalkman kolay olacaktır. Dirseğinde özellikle CE onaylı uzun bir koruma var. Omzunda CE onaylı uzun bir koruma var. Sırtında bir koruma var. İç tarafında cepleri, yan tarafında cebi ve dediğim gibi nefes alabilir bir yapısı var. Bilekleri çıt çıtlı ve fermuarlı olarak yapılmış. Bu da o örneklerden bir tanesi. Yani ben biraz daha değişik ve sadece yazlık bir mont arıyorum dersen bir Makna Sunrise alabilirsin, bir önce gösterdiğimi. Yani şunu alabilirsin istiyorsan veya 4 mevsim istiyorsan üstümdekini alabilirsin veya yazlık ve baharlık diyebileceğim Pro-El'in bu montunu alabilirsin. Bunların detaylarını, adlarını, fiyatlarını hemen açıklama kısmında okuyabilirsin. Boyununda çıt çıt var, fermuarı var, içinde cebi var, ince bir yapısı var. İçinde bir astar yok. O yüzden de yazlık ve baharlık kullanabilirsin. Baharın soğuk zamanlarında seni üşütecektir. İçine termal veya rüzgarlık herhangi bir şey giymeyi unutma. İçinde bir astar olmadığı için de yağmur geçirgendir. Onu unutmayalım. Kollarında çıt çıtları var, ayarlanabiliyor. Ve yalnızca kolunda çıt çıt var. İki kademe yapmışlar onu da. Bu da alınabilir. Şimdi bu montun hani detaylarını çok fazla vermedim ama içinde hani astar var. Kolları cırt cırtlı ve fermuarlı olarak yapılmış. Şu şekilde yine kolları şöyle cırt cırtlı olarak koluna göre ayarlanıyor. İçindeki astarlar fermuarla çıkıyor ve şurasında cebi var. Astarlar çıktıktan sonra yazlık bir monta dönüşüyor. Şimdi eldivenlere geçelim. Eldivenlerde bu Five Gloves'un Stunt Evo replikası, yazlık bir eldiven. Şöyle göstereyim. Bu yazlık eldivenin ne gibi özellikleri var? Özellikle bileğinde iyi bir koruması var. Bir körük mekanizması yok ama eklem yerlerinde güzel korumalar yapmışlar. Üst eklem yerlerinde güzel koruma yapmışlar. Parmakların uçlarına doğru o eklem korumalarını göremiyoruz. Yumruk korumaları güzel ve yazlık eldiveni olduğu için bu plastik korumalarının hemen altlarında şöyle yukarıya doğru bir boşluk yapmışlar. Yukarı altına doğru bir boşluk yapmışlar. Oralarda havalandırma bölümleri var. Aşınmaz ve kazalarda iyi koruyabilecek eldiven. Bilek koruması da iyi bir eldiven. Ben hayır, yazlık eldivenim var, kışlık bir eldiven arıyorum dersen yine Five Gloves'un Stockholm siyah ve kışlık bir eldivenini alabilirsin. Bunun da hani şu ne denir? Bileğinde sert bir koruması var. Yüksek kapanan bir eldiven, cırt cırtlı bir model. Ve hani yumruk korumaları ve eklem yeri korumaları hafif. İyi, çok iyi değil. Ama yumruk koruması iyi ve hani sürtündüğü zaman sana asfalt yanmasını yaşatmayacak eldivenlerden bir tanesi. Ama bence bu şeylerin, eklem yerlerinin daha iyi bir korumaya ihtiyacı var. Çünkü parmaklar da kırılan hassas organlardan bir tanesi. O hassas organlar hakkında da özellikle konuşacağım. Onunla alakalı bir tane de ayrıca bir video çekeceğim. O videoda da hani kaslara güvenmeliyiz ama iyi eğitim almalıyız gibi konulardan söz edeceğim daha sonraki videoda. Yine hani o Five Gloves'un Stockholm'ünün bu rengi de var. Bu renginden de alabilirsin. Ben bunların altına çoğunlukla Tech90 pantolon öneriyorum. KTM Duke'da da
güzel duracağını düşünüyorum. O yüzden de hani onu alabilirsin. Tech 90 pantolonlar hoş görünüyor. Hani neden onları devamlı öneriyorum? Onların da hani kalça koruması var, diz koruması var. İşte Kevlar bir tarafı var. Diyelim işte poponun üstüne düştün ve orada kaymaya başladın. En azından o yanmayı ve işte kotun parçalanmasını engelleyebilecek şekilde dikişleri yapılmış bir kot. Bir arkadaşımız da şeyi sormuştu. Hani ben bunu iş zamanında giyebilir miyim? İsterseniz o hani Tech 90 pantolonun kalça ve diz korumalarını çıkartıp günlük hayatınızda kullanılabilecek bir mont. Motora binerken tekrar o kalça korumaları ve diz korumaları takıp tekrar normal motorcu pantolon olarak kullanabilirsiniz. Ama yazlık ve baharlıktır, onu unutmayalım. O kışlık eldivendi. Bir tane daha Fireblows'un Stunt Evo replikasını sunmuştum. O da yazlık eldivendi. Bu da Revit'in nesiydi? Sand Pro'suydu. Bunlar da hoşuma giden eldivenlerden bir tanesi. Bunun neden hoşuma gidiyor? Hatta Fireblows'tan biraz daha hoşuma gidiyor. Revit'in çünkü darbe emen ve onu dağıtan bir yapısı var. Özellikle bileğinde o tarz bir koruma var. Yumruk yerinde o tarz bir koruma var ve eklem yerlerinde o tarz darbe dağıtan korumalardan var. Sürtünmeye karşı dayanıklı bir yapısı var. El içlerinde de şöyle deri kısımları var. Bu da alınabilir. Bu da iyi sayılabilecek. Bence bunların arasında en iyisi. Çünkü eklem yeri koruması var en azından. Bunlar alınabilir. Bu kaslar, montları gösterdim arkadaşlar. Bir de bot söyleyeyim. Rockwell'in veya TCX'in botlarını alınabilir. Rockwell, TCX'in Rush'ı alınabilir. Hani daha uygun, renkli modelleri de vardı sanırım onun. Yanlış söylüyorsam zaten linklerden bakarsınız aşağıdan. Rockwell'in Naked motorlar için kullanılabilecek spor modelini de almayı bazen tercih ediyorlar. Hani Naked'da kullanan arkadaşlar. Eğer spor model bot almak istiyorsanız onu DNA alabilirsiniz. DNA'nın yüksek, Rockwell DNA alabilirsiniz. Onun yüksek modelini alabilirsiniz. Veya Rockwell'in nesiydi o? Rockwell'in Rockwell VP Look VP modeliydi. Rockwell Look VP modelini alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Yani iyi bir bottur. Kullanımı iyidir. Su geçirmez modeli var, yazlık modeli var. Hangisini tercih ediyorsanız ben linklerini ekliyorum arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Naked motorların hepsinde kullanılabilecek kasları, montları ve işte eldiven modellerini de çıkarttım. Eldiven modelleri Naked veya falan diye değişiyor zaten. Bazıları da herhangi bir modeli alıyor, onunla kullanıyor. Özellikle hani birçok insan Fireblows veya Revit'i seçiyor. Özellikle de hani Vexo seçen de çok arkadaş var. Özellikle Vexo'nun sport modellerini de seçen çok arkadaş var. Vexo Sport, Chicago veya Splash modeliydi galiba. Venom Splash mıydı? Vexo Splash, Venom Splash. Onları hep karıştırıyorum birbirine. Zaten linklerini vereceğim arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur video. Bunun sonrasında bir tane haber gördüm. O videoyu paylaşacağım. Hepinize iyi sürüşler.